Web tasarım kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuza YouTube'a nasıl video yükleyebiliriz? Sizlere onu anlatacağım. Videomuza geçmeden önce Teknoloji Kafası adlı büyük kanalımıza halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sadece YouTuber'lar için kurmuş olduğum bu web tasarım kanalımıza da bekliyoruz. Eğer ki YouTuber olmak istiyorsanız veya hali hazırda bir YouTube kanalınız varsa. Şimdi ilk olarak YouTube'a bir video yüklemeden önce ne yapmanız lazım? Şimdi youtube.com'a girin. YouTube'un sitesine girin. Videoyu önce araştırmanız lazım. Video fikrini buldunuz, videoyu çektiniz ve videonuzu düzenlediniz. YouTube'a yükleyecek vaziyete getirdiniz arkadaşlar. Daha sonra videonuza geliyorsunuz ve buradan videonuzun adını etiketlere uyumlu YouTube SEO açısından önemli bir şekilde düzenleyip YouTube'a yüklememiz lazım. Burada ismi çok önemli arkadaşlar. Videoyu yüklemeden önce ismini nasıl belirlemeniz lazım? Videonuzun konusu nedir? YouTube kanalı nasıl açılır diye bir videoysa arkadaşlar, konusu buysa burada aratın. Zaten burada YouTube kanalı yazdığınız sırada, misal konumuz burada YouTube kanalı nasıl açılırsa, sıralamaya bakın, en yüksek sıralama alanı sizin etiketinizdir arkadaşlar. Yani etiketinizi bu yaparsanız daha çok izlenme alacaksınızdır. Burada bir eklentimiz var, bu eklentiye ileride değineceğim. YouTube SEO eğitim setim gelecek yakında, bunu da ileriki videolarda bahsedeceğim. Bunun üzerinde fazla durmayacağım çünkü video çok uzun sürer, ama YouTuber olmak istiyorsanız bu eklentiyi mutlaka kurun arkadaşlar, tavsiye ederim. Buradan etiketinizi araştıracaksınız, rekabeti düşük, aranma hacmi yüksek etiketler bulmaya çalışacaksınız. Bunu buldunuz, videonuzun adını bu şekilde düzenlediniz. Sonra buradan video yükle bölümü var, buraya geliyorsunuz, buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında videonuzu sürükleyip oraya sürükledikten sonra şuradaki ekran açılacak. Burada biraz bekliyorsunuz, videonuzun işlenme süresi vesaire olacak. Burada YouTube kanalı nasıl açılır vesaire vesaire. Burada isminizi ayarlayacaksınız, başlık zorunlu yazmış zaten. Zaten biz burada başlığımızı, yani adımızı düzenlediğimiz için otomatik olarak buraya geldi aynı şekilde. Burada daha önceden açıklama yazmıştık arkadaşlar. Sabit bir açıklama var belli. Bunu her videomda kullanıyorum. Daha önceki videomu izlemediyseniz arkadaşlar, YouTube kanal ayarları yapma videomuzu izlemediyseniz o videoya da girip izleyin arkadaşlar, bu ayarları yapın. Şimdi konumuzu araştırıyoruz. Burada videoların anahtar kelimelerini göster yazıyor. Eklentinin adını görüyorsunuz, burada yazıyor. Ben okumuyorum arkadaşlar, herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Bunu yazarsanız bu şekilde Google'da, zaten buradan kurarsınız. İleride bu eklentiyi de mutlaka tanıtacağım zaten. O videoyu da girip izleyebilirsiniz, ücretsiz bir şekilde nasıl yapılır. Zaten Teknoloji Kafası adlı YouTube kanalında, şurada zaten direkt çıktı. Bu kanala da girerseniz, şöyle oynatma listelerine bakarsanız arkadaşlar, göreceksiniz de burada YouTube SEO 2020 serisi var. Bir sürü YouTube ile ilgili eğitim setlerimiz var. Bunlara bakarsanız zaten göreceksinizdir. Asıl büyük kanalımız bu. Buradan videoların anahtar kelimelerini göstere bastık. Gördüğünüz üzere buradaki anahtar kelimelerin hepsini kopyalayabiliyoruz. Buradaki etiketleri kopyala bölümü var. Ve arkadaşlar en önemlisi de burada eşleşme yapıyor. Şimdi Ctrl+F tuşuna bastıktan sonra sayfada bu bölümü var. Şimdi burada YouTube kanal yazdığımız sırada gördüğünüz üzere açıklamada YouTube. Burada YouTube kanal, burada YouTube kanal. Gördüğünüz üzere bu sıralama almaya yarıyor. Yani açıklamanın 240 karakteri ve başlıkta arkadaşlar o kelime de geçiyorsa sıralamaya çıkma ihtimaliniz yüksek oluyor. Çünkü YouTube SEO diye bir şey var. Bu videoda fazla üstüne durmayacağım demiştim. İleriki videolarda anlatacağım. YouTube SEO şuna yarar. Arama motoru optimizasyonu demek arkadaşlar. Yani aramalarda üst sırada çıkmanıza yarar. Burada bir abone vesaire önemli değil. Gördüğünüz üzere burada 21.000 abonesi var. Ama bu 12.000 abonesi olmasına rağmen bu videonun üzerinde duruyor. Sebebi arkadaşlar, evet, videonun performansı çok önemli. İzlenme süresi çok önemli. Videonun içinde durma süresi çok önemli. Ama şu YouTube SEO'da bir aile onlar kadar önemli arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Başlıkta aynı etiketleri, aynı kelimeleri geçirmeye çalışıyoruz. İlk 140 karakter olmasına önem veriyoruz. Onun için de arkadaşlar şu şekilde çeviriye giriyorum ben. Burada zaten sayı yazıyor. Misal ben bu videoda ne yapmışım? YouTube kanalı nasıl açılır? Bunu anlatmışım. Bu videoda YouTube kanalı nasıl açılır? Gördüğünüz üzere daha halen burada 97 karakter var. 140 karakteri tamamlayacağım için arkadaşlar. Burada mesela farklı bir şey daha ekleyebilirim. Gmail hesabı açma diye anlattım yazabilirim. Bunu çoğaltabilirim arkadaşlar. Bunu tuttum, Ctrl+C dedim, buraya yapıştırdım. Daha sonrasında abone olmak için tıkla bölümü var. Bunu da yukarıya aldım biraz. Evet, burayı ayarladıktan sonra arkadaşlar açıklamamızı girdik. Açıklamada girdiğimiz etiketleri, başlıkta kullandığımız etiketleri aynı şekilde arkadaşlar etiket buradaki diğer seçeneklerdeki etiketler anahtar kelimeler bölümüne de yazıyoruz. Burada anahtar kelimelerimiz ne? YouTube kanalı
nasıl açılır? Google hesabı nasıl açılır? Gmail hesabı nasıl açılır? Basit düşünmeniz lazım arkadaşlar. Şöyle yapmanız lazım. Diyeceksiniz ki izleyiciler bu konuyu nasıl aratır? YouTube'da ne yazar? O şekilde düşünün, buradaki etiketlere onları yazmanız lazım. Daha sonrasında zaten bu YouTube SEO, gördüğünüz üzere az evvel dediğim eklenti arkadaşlar, burada bir skor gösteriyor. Burada etiket yazdıkça bu artacak. Tabii ki de etiket üçlemesi yapmanız lazım. Yani şu etiketleri başlıkta arkadaşlar, açıklamada ve şuradaki etiketler bölümünde, anahtar kelimeler bölümünde geçirmeniz lazım. Burada YouTube kanal açma, Google hesabı açma, Gmail hesabı açma yazarsak arkadaşlar, gördüğünüz üzere arkadaşlar buradaki SEO skoru artıyor. Şimdi Gmail hesabı açma yazdık. Bir de şöyle bir şey yapalım. Gördüğünüz üzere hiç tarih belirtmedik hiçbirinde. Şimdi buradaki SEO skoruna biraz iyi bakın. Genelde ben bunu kullanırım. Eğitim kanalları da bunu önerir. YouTube kanalı nasıl açılır anlatıyoruz zaten. Başlıca anahtar kelimemiz bu. YouTube kanalı nasıl açılır? 2021 yazdık. Gördüğünüz üzere bir değişim olmadı. Burada diyor ki etiket sayısı 2/5. Yani etiket eklemem lazım. Biraz da etiket ekliyoruz arkadaşlar. YouTube kanalı açmak yazalım. YouTuber olmak yazalım. YouTube hesabı açma. Gmail. Gördüğünüz üzere arttı arkadaşlar. Etiket sayısı arttığı için. Bu şekilde arkadaşlar bunları çoğaltıyoruz. Diyelim ki aklınıza bir şey gelmedi. Hemen şöyle bir şey yapıyorsunuz. Arama bölümüne konunuzu yazıyorsunuz. Misal benim konum ne? Google hesabı. Hesabı yazdığımda zaten hesap çıkıyor burada. Hesap silinir, nasıl açılır? Google hesabı nasıl açılır, nasıl çıkılır, nasıl kurtulur? Görünürde bu sıralama arkadaşlar en çok aratılanlar şeklinde sıralanıyor. Google hesabı yazıyorum. Bir de şunu yazalım. Google hesap oluşturma. Bunu da ekledik. Bu şekilde buradaki çıkanlarla bulabiliyoruz. Ayrıca şöyle bir site var arkadaşlar. Keyword Tool diye bir site var. Bu siteyi de açıklamada vermeye çalışırım. Vermezsem bu şekilde giriş yaparsanız yine bulursunuz. Buradan YouTube'u seçiyorsunuz. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şöyle işlem var. En dar anahtar kelimenizi bulmanız lazım. Yani burada YouTube kanalı nasıl açılır? Buradaki en dar anahtar kelimemiz. Ama biz buraya biraz geniş bir anahtar kelime yazmamız lazım. YouTube kanal misal. Burada geniş bir anahtar kelimede. Burada YouTube kanal diye yazdığınızda bu anahtar kelimeyi içeren benzer anahtar kelimeleri çıkaracak. Siz de arkadaşlar konunuzla ilgili olan anahtar kelimeleri tek tek buradan seçin. Misal buradan YouTube kanal silme, YouTube kanalı nasıl büyütülür şeklinde bölümler var. Bunlar arkadaşlar istersen gelip seçip buradan kopya to clipboard bölümü var. Panoya kopyala demek. Buna basıyorum. Ardından buraya ekliyorum arkadaşlar yapıştır diyerek. Tabii bunu kaldıracağım. YouTube kanalı nasıl büyütülür? YouTube kanalı ismi nasıl değiştirilir? Bunları arkadaşlar ayarlıyoruz. Kendimize ilgili olanları seçiyoruz. Bu şekilde anahtar kelimelerimize giriyoruz. Daha sonra buradan altyazı yükleme vesaire var. Bunları ileride bahsedeceğim. Altyazıya şu anda gerek yok. İleriki videolarımda da altyazı eklemeyi anlatacağım. Hatta Teknoloji Kafası adlı kanalımda da otomatik altyazı ekleme bölümü var. Burada arama bölümüne aratıyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada çıktı. Bunu da izleyebilirsiniz. Burada kanal içi arama yapabiliyorsunuz. Buradan kayıt tarihi bölümü var. Bunu seçiyorsunuz. Videonun konumuna da Türkiye yazıyoruz. Tabii siz nerede oturuyorsanız onu seçeceksiniz. Bunu seçtik. Zaten kategori eğitim. Bunu seçiyoruz. Daha sonra ileri diyoruz arkadaşlar. Bu SEO skorunu olabildiğince arttırın. Burayı kapattım. Şimdi bitiş ekranı bölümü var. İlk videomuza attığımız için kanalımıza bitiş ekranı ekleyemiyoruz. Buradan ekleyi seçeceksiniz. Daha sonrasında isterseniz videodan içe aktarabilirsiniz. Herhangi bir videoyu daha önceden bitiş ekranı eklediyseniz ondan seçebiliyorsunuz direkt. Biz buradan abone olu seçiyoruz. Videoya tıklıyorum, bir daha videoya basıyorum. En son yükleme ve en iyi videoyu ayarlıyor arkadaşlar izleyici için. Ve oynatma listesi bölümü var. Şu anda oynatma listem yok. Zaten yeni bir kanal biliyorsunuz. Oynatma listesi açmanız lazım. Onun için şöyle ayrıntılara bir tekrar gelelim. Buradan oynatma listeleri bölümü var. Buradan oynatma listesi oluştura bastım. Buraya misal YouTuber eğitimleri yazabilirim. Hatta YouTuber nasıl olunur? 2021 yazdım misal. Veya bu 2021'i silebilirim. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu ayarladık. Daha sonra bitti diyorum. Buradan oynatma listemizi de seçtik. İleri dedim. Tekrar buradan bitiş ekranı bölümüne geldim. Şöyle oynatma listemizi de ekledik şekilde. Şu anda hali hazırda bir videomuz olmadığı için böyle hatalarla karşılaşabiliyoruz. Bunları ayarlayacaksınız. Daha sonra kart ekle bölümü var. Aynı şekilde buradan da videonuzu, oynatma listenizi, bir kanalınız varsa onu seçiyorsunuz. Sonra ileri diyorsunuz. Videonuz gizli mi, herkese açık mı? Bunlar önemli arkadaşlar.
Sizlere tavsiyem, eğer para kazanmanız da açıksa da zaten mutlaka bunu gizli olarak paylaşın. Kontrol edin, her ayarını yapın, her şeyini yapın. Daha sonrasında zaten herkese açık yaptığınız an yayınlanacaktır. Veya planlayın bölümü var. Belli bir saat ve tarihi seçtikten sonra otomatik olarak YouTube kendisi yayınlıyor. Ben buradan şöyle gizli olarak seçiyorum ve kaydet diyorum. Videonuz için küçük resim yapmayı anlatmayacağım. Bu videomuzda YouTube'a video yüklemeyi anlattım ve video ayarlarını yapmayı anlattım arkadaşlar. Küçük resim yapmayı da ileriki videolarda anlatacağım. Onları da yaptıktan sonra videomuzu yayınlayabiliriz. Videoyu beğenmeyi arkadaşlar ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.